başka büyük bir kriter var. Sen Avrupa şampiyonasında öyle anlatılıyor. Yani bana göre o kadar değil de oradaki bir Van Dirk'in sağından solundan attı diye bir adam 50 milyon euro olmaz. Çok büyük gelişim kaydetti. Ayrı bir şey. Barış Saygı duyuyorum. Diyorsun. Evet. Ama şimdi sen elinde barış gibi bir adamı 1,5 milyon oynatıp da 32 yaşındaki bir adama yıllık 4 milyondan 12 milyon euro verirsen sen barış Alper olsan ne yaparsın? E sen benden 40 milyon euro bekliyorsun. Bütün ben senin ben senin en büyük beklentin olan oyuncunum. Ama gidiyorsun 32 yaşındaki adama yılda 4 milyon euro veriyorsun. Sence Barış'ın burası bu yer etmiyor mu? Sadece bu mu yoksa gelen teklifler de biraz etkili olabilir mi tabii Evren Hoca'ya da sorayım. Barış yani çok ciddi teklifler duruyor. Yer canım hayır, yani, hayır yani, onunla şu he. Barış'ın mücadelesi. Ha, sen şu, genel barışın. takımın şey tra şey para olayında diyorsun. Tabii tabii. Şimdi sen gittin Avrupa Şampiyonası oynadın. Seni insanlar konuşuyor. 35 40 getirir misin o. getirmez misin? Brentford olur mu? Liverpool olur mu? Oradan orası olur mu? Buradan burası olur mu? Van Dijk açıklama yapmış. Yerinde durmuyor. Tutması zor tutulmaz zor bir oyuncu. E Tamam belki aynı oyuncu olmasa da diyorsun ki Lan ne oldun? Ben buraya geldim. Dedi i̇şte ben bir buçuğa oynarken sen gittin 32 yaşındaki adama 3 yıllık 12 milyon euro para verdin. Bana niye iyileştirme yapmıyorsun? Futbol, biliyorsun futbolda bunlar var yani. Bunu aleni ifade etmez ama bu yansır. İş nere döner? Bak net bir şey söylüyorum. Bir mağlubiyet için bunu konuşmuyorum. Lütfen hani bu geçmişteki hani Okan'a bir şeyim olduğundan söylemiyorum. Bak Okan bu bu zihniyetle sezonu tamamlayamaz. Niye tamamlayamaz biliyor musunuz? Hocam ilk maçtan i̇ki da sene, çok Ümit, bu, bu söylemler biraz erken değil mi hocam? Hayır hayır almadım. <gülüyor> <gülüyor> İkiniz de Okan Hoca ya. üzerinden <laughs> okuyorsunuz. <Yani gülüyor> ya bu, bu maç için eleştiririm. Söyledim tamam zaten Okan hoca da sen de Okan Hoca şey üzerinden bir okuyorsunuz. Not edelim. Tamam ya o senin yorumu saygı duyuyorum. şöyle neden bunu söylüyorum? Bak Evren abi ilk iki senenin ona vermiş olduğu doygunluk var ya. Çünkü o bir daha ikinci kez gelmeyi garanti altına aldı. Ve düşünsene iki sene şampiyon olmuş hoca transfer yapamıyor ya. Kadrosu iyi canım. Ya transfer çok Nasıl bu takıma iyi bir 8 numara lazım? Geldi işte o. Ya bu tamam bakacağız Şampiyonluk. Sabit bir adam geldi. geldi. Resmen açıklamadan ama bir geldi. 10 numara gelecek. On numara i̇şte bu yani. bir 10 numara gelecek. Derik Köy'ün arkası Bostancı Söğütlü Çeşme metro attı gibi ben sana doğru söyleyeyim. Doğru mu? Yani oraya bir sol bek lazım. Bir sol bek lazım. Lazım yüzde yüz. Bitmedi. Bek de lazım. Bir de şimdi hep şunu Sabit söyledim. Bak Batuay değerli bir oyuncu ama önünde Haaland bile oynasa, Lewandowski bile oynasa ben oynamalıyım diye bir vücut dili olan bir adam. Aşağıya. Bunu hissetti ki zaten onu attı. Sen Okan Buruk'un iki senedir hiç ikinci yarıya çift santraforla çıktığını gördün mü Evren abi? Ya Biraz da arkalı önlü gezdi, gezdi yani orada. Mertens gibi oynadı aslında. Ama eksik bıraktı seni. Yani Ondan orada mesaj böyle rahat rahat geldi. Çok yani güzel. Orada, orada çok güzel. Mertens şey Mertens'e de eksikti zaten. Hocam Evren yani hocam. Mertens'e de eksikti. Çok, çok güzel bakıyoruz ya. Bir, nokta... bir dakika 5-0 kazanan takımın da gol golcüsü yani açıklama yapmış <laughs> bir ekranlara getirelim ya öyle devam edelim. Tamam, bir dirin alalım onu da. Galatasaray şampiyon olmasa Mertens'le sözleşme imzalar mıydı? İmzalamazdı. Ama yani o, o çok müthiş oynadı. O da imzaladı. Normal yani. Son bölüme mi? son bölüme imza attı yani hocam işte geçen bu... sene o da. İmza attı Bak yani. şu ayının da aynı son bölümü herkesi kandırdı. Bak Yani yok yok Bak ay çok yapar abi Bak şu ayının hangi son bölümü? Geçen yıl Fenerbahçe'deki. Geçen yıl Fenerbahçe'deki. Hocam yedekten son gelip attığı goller. Golü son var. bölümü. Yani Son sezon, yani. gol attı Bir adamı, adamı Valerian yani. İsmail gönderiyor. Bir adamı Cezus Ener Valencia'nın arkasında yedek bırakıyor. Bir adamı İsmail Kartal yedek bırakıyor. Üç teknik adam da bunu istemiyorsa bu adamda biraz e, anormallikler yani kötü anlamda söylemiyorum. Yani i̇lk 11 e oynamamasının doğal olduğunu, Galatasaray'ın transferini değersizleştirmiyorum. Sen Galatasaray'da yaşında... karar verici olsaydın alır Sadece, mıydın başlayı? E, tamam. Sadece 32 yaşındaki bir adama yıllık 4 milyondan 12 milyon euro verilmesinin doğru olmadığını. ikiye kalsa Fener'de de kalmalıydı. Ama bu yaştaki bir adama 12 milyon euroyu bağlantısını... Baz ama takım dengelerini bozmadan alınsaydı diyorsun. Ama Öbür tarafta o... Avrupa Şampiyonası'nın yıldızı dediğim tamam, adam... Da o san tarafı. Sen Barış, o... takım dengelerini bozduğuna. Ben ona Nakadol katılıyorum. Olarak. Golcü olarak öyle bir oyuncuya verirsin. Fenerbahçe de elini sıraya verdi 6 milyon euro. Yani orada finale giden oyuncuda, oyuncu artık. Tamam Icardi ama Başakşehir ikinci geçen sene Wydchus vardı olmadı. Bakan bu geldi, sattın, para kazandın. Orada bir oyuncuya artık onu vermelisin. Okan Buruk orada şunu düşündü. Ligi biliyor. Bizim Ve? ligimizde oynadı. Ha bu takımın burada oradaki olay bence paradan çok rekabet yani yarın bir gün oynamadığında problem yaratmayan bir oyuncu aslında ama yaratabilir mi? Bunu söylüyor. Yani onu, o o o soru işareti Ve ona ki ona bakacağız. Sakın unutmamak lazım. sonu. Tabii. Tabii o, yani o da oranın yok. ama bugün ne yani en bu kadar kötü olunca evet Beşiktaş mi? çok iyi. o da o da çok kötü. Yani çok ağır gözüktüler. Şimdi Galatasaray yani, zaten ritmi yoktu yani şimdi, çok bak, yavaş oynadılar. Şöyle bir şey var. Beşiktaş daha öyle, hazır gözüktü. Sevgili ben kalkabilir miyim burada? Hocam şu yani, mobil'i tamam. gidelim. sen de o arada kalkarsın. Nereye şey ayağım kalkar. Gidiyor <laughs> musun? Yo, başladık şey gibi şey şey söyledi başladık <laughs> ve bitiriyoruz gibi oldu da. Rejiden rica edelim arkadaşlarımız hazır olduğunu söylüyorlar. Günün kahramanlarından Beşiktaş'ta İmobile'nin maç sonrası açıklamaları. Herkese teşekkür ederim. Herkese tebrik ederim. 5-0'lık galibiyet çok kolay değil. Çok iyi hazırlandık. Herkesin ayağına sağlık. Teşekkürler. Kupayı taraftarlarla birlikte kazanacağız. Bu sezon başı kazanılan özgüven de çok kıymetli, çok önemli. Aslında bu hızlı girişimiz top bizde sezonun ilk programı. Ee, bütün şu sıcak Ümit Hoca'nın da hocam senin de Evren Hoca'nın da girdiği o tempo aslında bu özgüven bir ilk maç olması. Yani bir takım şeylere etki edebileceğini yıllarca oynamış kişi olarak biliyorsunuz. Başlangıçlar önemlidir. Yoksa tabii ki bir şeyin başı ya da sonu değil. Koskoca bir sezon var. Bir hafta sonra lig başlıyor. Daha transfer döneminin bitmesine ciddi bir süre var. Elbette ihtiyaç duyulan yerlere tüm takımlar gerekli takviyeleri yapacaktır. Ee, hocam sen ayağa kalkmak istiyordun. Yok yani. aslında kalkmadan anlatabilirim. No, lütfen kalkın hocam. O ara lütfen. Hocam lütfen kalkın. Geç sonu sol ayağına geldi top. Sen milli takım stoperisin. Adamın zayıf ayağına gelmiş. Artık o sol ayağıyla vursun gol olursa başım gözüm üstüne dersin. Orada atlanır mı? Adamın en zayıf ayağına gelen bir pozisyonda. Niye atlıyorsun? Yani sen milli takım stoperisin ve iki yıldır tecrübelendin. Burada işte o dağınıklık tabii Sanchez gibi bir orkestra şefinin olmamasından mı... Yani Saşa Boy gibi bir bek var. öyle böyle top oynamadı yani. O Galatasaray savunması orada biraz sos veriyor. Ve ben Torreira'nın yerine bakalım bu gelen adam olacak mı? Yani Bu o, gelen Asayi... oyuncu iyi oyuncu. Çok iyi oyuncu ama şimdi tabii ki yani gelip de taktiğe oturması var. Şimdi bu kadar para veriyorsun. Çok, yani buradaki evet olay aslında ne, işte 18 milyon euro falan civarında ama taksitleri var bayağı. Hmm. Ama yani şampiyonluktaki en iyi oyuncuyu aldılar. Yani o sezonun, bu sezon geçen sezonun en iyi 11'deki oyuncuyu aldılar. Ya burada olay o değil. Galatasaray kaybedebilir. Beşiktaş hak etti ve mental olarak da çok iyi başladı. Bu Galatasaray'ın büyük bir fark olduğunu göz Ama 5-0'lık mağlubiyet kabul edilemez. Bak maçı kaybedersin. Derbi Sen de oynadın kaç tane maçı. Ben onu 5-0 olarak görmüyorum. Ama, yani üstü buradan sonra son iki golesi. Ama şey oyunda yok. Ama ruhta yok. Yok. Ruh yok. Yani şimdi hazır takım diyoruz. Galatasaray 2 yıldır şampiyon. hocası takımı biliyor. Oyuncular hep birbirini tanıyor ve ilk kadro zaten geçen sene kadro. Özellikle onu da içeride konuştuk. Yani oradaki oyunun bu kadar kötü olması tuhaf. Yani biz zaten maçı kazanırız. Yani futbol abi çok acımasız bir oyun. Futbol ciddiyet oyunu. La böyle olduğun zaman ben kazanırım, ben iyi takımım, ben her türlü yenirim dersen böyle 5-0 olur. Onun önlemini alacaksın. Bu büyük bir ders oldu. Bence erken olması da iyi oldu. Ha, bütün Galatasaraylar bugün belki çok sinirli, agresif ama bunda <laughs> en önemli suç bence yönetimden geliyor ilk başta. Yani bu Erden Timur gittikten sonraki bu transfer piyasadaki bu haberlerin çıkması, bu karışıklık takım da etkilenmiş bundan. Etkilenmiş yani ne olursa olsun. Her şeyin dışında çok merak ediyorum. Çok tabii içindesin camianın, takip ediyorsun, görüşüyorsun, gidiyorsun, Florida'da bulunuyorsun. Mesela Erden Bey, Erden Timur'un varlığının bir anda ortadan kalkması, geçtim parayı pulu, işi. manevi anlamda etkiledi mi oyuncuları? Yani orada çok sembol olduğu oyuncular vardı. Hatırın sayılı vakit geçiriyordu yani orada. E, onlar profesyonel ama tabii ki çok daha orada bir işli dışlı olay vardı. Yani Niye gitti o zaman? Onu bilmiyorum artık. Onu Dursun Özbey'e sormak lazım. Yani oradaki sıkıntı neydi? Oradaki içindeki şeyleri ben bilmiyorum. Tabii çok çok konuşuluyordu mesela buna benzer bir tablo olacağı. Bu olay kötü oraya gittikçe doğru şöyle. Skorlar kötü olursa, oyun kötü oldukça bunlar daha da yıldırılınacak ümit. Tabii. Bu o zaman ne yapacak? Takıma yansıyacak. E şimdi Yandım öyle deme. deme. Şimdi Okan Buruk da ne olursa olsun Erden Timur'la orada bir iki yıldır bir sistem oturtmuşlardı oyuncuların gelişinde bile dikkat et. Herkes her şeyi biliyor. Geçen sene on sene, taktiği indiriyordu oyuncu haber sizce? Ya fırsat transferlerini değerlendirebiliyordu. Problem var mı? O da, o da başka bir konu. Yani onu ben şu an bilmiyorum. Ya yani para 18 milyon euro oyuncu alan bir takımın maddi problem olamaz. Ya yani o kadar para geldi, o kadar oyuncu satıldı. Burada biraz ağır davranıldı. Kadroya çok güvenildi. Ama bu maç için değil mi? Bu, bunu kaybedebilir. Ben yine Galatasaray kadrosunun çok iyi olduğunu düşünüyorum. Ama Okan Buruk'u bekleyen tehlike Zaha Hadi Ziyeş yine bir şekilde daha uyumlu. Zaha ile ilgili orada eğer oynatmıyorsan bir problem var. Kerem'i getire böyle... Sen, geçen seneden beri vardı. Yapıyorum tamam ya. da şimdi sezonu başladın. Adam iyi başlamış. Başlarım ben. Gönderemiyorum. Yani, niye başlamadın? Süper Kupaya geliyorsun. Iyiydi. Başlamadın. Niye başlamıyorsun? Yani evet. bu kadroyu eleştiririz. Bak ben teknik olarak eleştiriyorum. Ben Galatasaray'ın yine şampiyonun en büyük alayı olduğunu düşünüyorum. Yine bir şekilde toparlar ama... Bu görüntü iyi değil bak. Bu sezonki görüntü başlangıç. Oyun... Ben istinaden bunu söylüyorum ha. ben de. İşte bu, ya bu iyi değil. Orada demek ki bir sıkıntı var. Hoca ne kadar da bir sezonu iyi hazırlandık, takımla hazırlandım dese de bugünkü görüntü onu göstermedi. Ya bilmiyorum şimdi Okan Buruk açıklamalar yapacak. Ne diyecek? O Biraz da, o da hiç memnun değil. Açıklamalar da gelecek. Abi sen Ekranına maç, getireceğiz. Sen maç hatırlar mısın bir yayında senle seninle şunu konuşmuştum demiştim ki e, bu onunla benim bir husumetim var vabında değil. Dedim ki Sparta Pırağan hocası Sparta Pırağan Galatasaray'a dört attı. Sparta Pırağan hocası Feyenoord'a gitti. Feyenoord'un hocası Liverpool'a gitti demiştim. Dün Liverpool takımında Arne Slot'un korner versiyonları sosyal medyaya düştü. Yeni korner versiyonları. Ne yaptık? Yine klasik bir 4-2-3-1. Hayır. Ya belki hatta zaman zaman konuşmalarımızda diyorduk ki ya. Belki de en iyi oynayacağı şey ya, üçlü belki. Üçlü dedi. Ha. Ben hatırlıyor musun demiş. Evet. Ne yaptı? City ile Guardiola şampiyon olduğunda Guardiola geldi. Dedi ki benim üçlüye dönmem lazım dedi. Ne yaptı? 3-2-4-1'e döndü. Kimse şampiyon olan takımı oyuncuya göre bir formasyon belirtiyor, belirliyor. 4-2-3-1-4-2-3-1 4-2-3-1-4-2-3-1 3 1 Bu anayasa kuralı değil. Kur'an'ın gelimine ayeti de değil ya. Sen 3 tane şampiyonluk yaşamış bir hocasın. Avrupalı hoca baktığı zaman da oyuncuya baktığı gibi bakıyor. Ya diyor. Bu hoca diyor sadece bir formasyona bağlı değil diyor. Bak o içinde üçlüye döner, dörtlüye döner, çift santrafor oynar, bazen santrafor oynar. Buna bakıyor. 4-2-3-1'den başka bir şey oynamıyor. Sen şu anda kaybedecek hiçbir şey olmayan şu ligdeki tek adamsın. Çünkü Fatih sonra ligden çok kupalan adamısın. Neyden çekiniyorsun? Bazen sen bile santrafor oynar. Yine dikkat ettiğinizde yine ikarda oyundan çıkmadı. Çıkmalı mıydı? Yani Icardi'nin hiç oyundan çıktığını, kendi isteği dışında oyundan çıktığını gördün mü? E gol kral adam niye çıksın hocam? Tamam da 15 hafta gol atmadığı <laughs> zaman da çıkmadı bu adam. Çıkmaz abi yani, yani, niye çıksın? Bak şimdi Evren abi. Bu adam 3-0 tamam, kendi oyundan çıkmadı. Tamam olarak ben onu çok şey yapmıyorum ama sıfır yani. 2-0 oyundan oyundan çıkmadı. Ama o öyle alıştı artık hep öyle. İşte tamam. Yani şimdi, öyle mi? Değil mi? Yani... öyle öyle yani. Öyle Hurt adam hocam, gol kralı. Şampiyon yapmış. Sen şampiyon de Evren Hoca da ilk dakikadan itibaren tabii Gayet de normal. Okan Hoca üzerinden bu maçı Ama böyle okumaya çalıştınız. Ben değil Ümit Hoca genelde hep Okan Hoca'ya şu an Yok sen de hocam dedin yani demin. Ben eleştireceğim tabii ya. Ben yani yorumunu yaptın. şunu söylüyorum. Ben de sen Ama sen, sen bastın gaza oradan başladı. Bahsettiğiniz kişinin teknik de. Konu, teknik anlatıyorum. Bahsettiğimiz hoca da son iki yılın. Şampiyonu. Süperlik şampiyonu. Bu da ilk maç. Ben sezon başı. Ben bir şey mi söyledim? Hayır hayır. Tamam sen son iki yılın dedin. Ben Fatih Terim'den sonra en klasik falan dedim. üzerinden. Daha ne diyeyim? Hocam daha somut o zaman. daha ne diyeyim? Hocam sana da Evren Hoca'ya da daha somut sorayım bu maç üzerinden okumak gerekirse çıkarttığı 11'leri gördüğünüzde evet. ne olmamalıydı dediniz? Evren Hoca ile başlayayım sana. Tabii deneyim. ki. Mustera, Nelson Abdülkerim, Kaan Kön, Berkan Torayla, Ziyech, Mertens, Kerem İkardi. Sen ilk şunu dedin. Ben onu tiyosunu veriyorum. Zaha nerede Bülent dedin. Niye yok? Sonra 20. 30. dakikada niye girmiyor dedin. Devre başladı niye yok dedin? Yani devrede girerdi yani, yani 20, 30 dakika almazdı yine. Ya 11'i gördüğünde nasıl okuyorsun? Yani Berkan da kampı çok iyi geçirdi. Yani bütün şeyleri çok iyi. En hazır gelen. Ya şu Beldol'dan de, Kerem Demir yine baktığında ne olursa olsun Berkan'ı ben beğeniyorum. Çok iyi profesyonel ve geçen sene çok faydası oldu. Ama başlangıçlarda kim en hazırsa veya oradaki orta sahada senin kreatif oyuncun zaten üretkenliği yok zaten. Bir seçilecek eksik. Berkan koşuyor ediyor ama Kerem'le de başlayabilirdi. Yani çünkü orada Torreira'la onlar daha çok maç sayısı oynadı. Oynadı ama sezon başı senin dediğinde şöyle o zaman bir tezat var evren abi. Sezon başına göre o ağır takımın en temposu adamı Berkan. Veya devre arası almalıydı oyuna yani Kerem'i. Geç kaldı ya değişiklikler de geç kaldı. O da bugün formsuzdu. Onu, Şimdi Okan Buruk'un da formsuz. Bugün sen, diyorum bugün. Ben, ben söyleyince ben ama çünkü, sen ona bireysel olarak başka şey söylüyorsun. Ben bir şey demedim, ama tekniğin dışında bir şey söylemedi. Şu an diyor. teknik olarak ben diyorum. Zaten ben, ben de, Okan ben, Hoca ben, Okan Ocağı ben de, yazar dedim. Ben, ben, de, ben de tekliğin dışında hiçbir şey söylemedim ki. Yok, yok sen ben de daha atarken çok, her ikiniz Okan Hoca üzerinden okuyorsun O dedim. dış olaylardan bahsediyor. Orada da haklı payı hangi var. Dış, hangi hangi dış olaylardan? Ya daha çok işte şunu söyledi, bunu söyledi. Yani oyun içerisinde tamam, olması oyun, lazım. Oyun artık oyundan koptu diyorum. O şampiyonluktan dolayı. O, yani Türk artık Türkiye'nin artık benim yani diyor ki benim ispat edecek bir şeyim yok diyor. Heh. Halbuki Dese ki ya ben Fatih rekorlarını kırmaya gideceğim. Ben oyunun içinde kalacağım. Ben oyunu konuşacağım. Ben Fenerbahçe'yle niye uğraşayım? Fenerbahçe'ye niye laf sokayım? Niye her lafı röportajında Fenerbahçe'ye bir şey söyleyeyimin yerine? Bize bu lazım. Belki bu sene oyun formatını değiştiririz. Şu oyuncuları almalıyız. Şuna yönelmeliyiz. Küçülmeye de gitmeliyiz. Şampiyonluk çok da önemli değil. Niye önemli değil? Bazen takımlar küçülmeye gitmeyi de bilmeli. Bunun içinde kalsa daha da büyüyecek. Aslında şu vardı yani ben bu, bu sene bu seneden vardı, şöyle bu seneden korkuyordum şöyle iki yıl şampiyon olmuş takım konsantre olması kolay olmayabilirdi hocanın bu işte oydu yani başlangıçta da oydu ama bence konsantre olması için bir sebep vardı Okan Burun. O zaman ben Mourinho, Mourinho geldi ben rahatladım. Bravo ben de ben de aynı dedim ki de ya şimdi Mourinho. hoca en azından takım ben bu sene çünkü geçen sene konuşmalarımızda ne dedi hoca yani ben şampiyonlar liginde oynarken biz bir şekilde de kalitemiz devren bir sıfır. 2 bir 1-0 kazanıyoruz kötü de oynasak yani ben orada kötü oynadığım bölümde bile tempoyu artırmadığımda takım olarak kazanıyorum. Çünkü lig hafif geldi. Evet. Lig hafif geldi. Antrenör de yoktu aslında. Şimdi Okan yani, rakorsu gördü. biraz sallandı. Bir de Morunyo'yu bir şeyler yaptı. İşte uyarı. Mourinho'yu daha görmedik. Ya, daha Mourinho'dan bir şey görmedik iki maçtır. <laughs> Onu bilmiyorum göreceğiz mi görmeyeceğiz mi. Tabii ki tecrübeli bir teknik adam. Okan Buruk'un avantajı ligi daha iyi biliyor Mourinho'dan. Ya yani bu ligi biliyor. Burada der çıkar. Ha çıkartmazsa. Aynı şeyde giderse bu rahatlıkta Bunu o zaman Trabzon geliyor geliyor zaten. Beşiktaş'ı gördün toparlıyor. Şimdi üç tane daha adam alacak oraya. En azından e, adam. yok. Yok. Fenerbahçe Fenerbahçe'de belki alacak birkaç tane daha adam. Ki alacak. Yani bu senelik kolay olmayacak. Kupa tokat gibi böyle çarptı. Şimdi peki bir sana bir soru soracağım. Sence bu söylediğimi yanlış anlamda değerlendirmeyin. Belki Okan Buruk buna seviniyor bu mağlubiyete. Yok, ne açıdan? Sevinmez. Transfer almak için Hayır diyecek ki ihtiyacım var. Görün işte benim ihtiyacım var diyecek. Hocam bu maça mı lazım? Bunu zaten konuşmazlar mı? Ama mı? öyle de yönetici yani. mağlup olmadan oyuncu almaz kardeşim. Biz Dynamo Kiev'den dört gol edik. Bir anda David Lugano kezman edindi. Ama bu mağlubiyet öyle bırak her şeyi sadece oyuncu almaz yönetim götürür bu mağlubiyet. Tamam yani, yani yönetici kendini <laughs> götürmemek için belki oyuncu alacak. Ya zaten <laughs> alacağı oyuncu <laughs> belli on beyim, numara alacak bek alacak anladım yani. Ben senin söylediğini anladım. Yani en azından ders oldu. Görürler herhalde beni diyorsun. Yani benim Tabii belki... En çok kredisi olan adam o. Ama ben şimdi Okan'la daha önce de konuştum da be, sağ bek lazım. 8. Belki on, sol on numara. Sol bek'i söylemiyordum ama şimdi sol bek. Son bir aydır artık o çıktı ortaya. Köğüne de bir talip varmış bilmiyorum. Yani eğer satacaklarsa da satsınlar. Ama şimdi Dubois olayı var. Dubois herhalde gidecek. Yani bir bek aldın ama alternatifler yok yine. Şimdi yani Dubois orada... Bu delik köyünden kötü mü sol bek oynar? Sabek oyuncusu ama oynar da yani. Yani savunma yönü belki daha iyi. Çünkü bugün orada çok açık verdi. Abi o kadar iyi oynamasına yani ilk yarı iyi değildi ama ikinci yarı abi aldı aldı götürdü bomboş. Bostanlı Söğütlü Çeşme metro hattı gibiydi ya. Ben sana söyleyeyim bak. Van Burakurs'un yaptığı en, en büyük olay neydi biliyor musun? Ters topları attılar. Tak diye Soldan alıp çalışmışlar. Yani burada Van Bura kurs gösterdi ya. Ben bir şey hani dersi ya bir teknik adam geldiğinde takıma ne yaptı? Neyi fark etti? Neyi fark Çok ciddi şeyler fark etti. Abi oyun olarak da ne, ne, yapacağını biliyor. Takımın şeyini biliyor. Şuster zamanındaki <laughs> Beşiktaş biliyor. defansı Şuster zamanındaki Beşiktaş defansına çok benzetilmiş sosyal medyada. Ben bir yandan da takip ediyorum. Beşiktaşlı taraftarlar o dönemi hatırlamışlar. Tam onun gibi defansı izliyor. ama Masak evet, Masak gol attı attırdı ama yani o orada doğru. bir yine bir stoper oraya daha geldi. Tam şey kandırmasın. Ha, burayı bu maç kandırmasın yani onu ama Vallahi ha, hepsinden önce gencecik bir oyuncunun son anlarda oyuna girip golü fenomen Ronaldo gibi ayağının dışıyla fezordu. Sezonun zaten sezon başından beri en formda oyuncusu Beşiktaş. Evet bütün hazırlık maçlarında neredeyse gol, gol atıyor. Attı. Yer alıyor. Yeni bir oyuncu daha çıktı. Yani burada ne yaptı Van Brokers? Ona şans veriyor. Onu çok tutuyormuş. Bu sene önemli. göreceğiz yani. demek ki. Rotasyon. Ha, tabii göreceğiz. Yani o önemli. Beşiktaş'ın da çok artıları var. Eksileri de var. Dediğin olay işte o takımı biraz çıkarmak. Özet geldiğinde ki sanırım ikinci bölümde hazır olacak. Arkadaşlarım uyarıyor. Henüz hazır değil. Maçın hem geniş özetini hem de Ümit Hoca'yla ve Evren Hoca'yla irdeleyerek pozisyonları da içinden cımbızlayarak konuşuyor olacağız. Bir ilginç bir bilgi. Arkadaşlarımı uyarıyor beni. Türkiye Futbol Federasyonu yeni başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu kupa seremonisinde tabii Galatasaray tarafı çıkıyor. kaybeden erken çıkıyor stat'tan biliyorsunuz. Tüm Beşiktaş taraftarları alkışlamış İbrahim Hacı Osmanoğlu sağa çıkarken. Hmm. Bu bilgiyi de paylaşalım. Çünkü e, ilk programımız bizim. Sezona da merhaba diyoruz. Geçtiğimiz yıla en çok damga vuran olaylardan biri takdir edersiniz ki Türkiye'deki federasyon ve hakem yönetimiydi. Hmm. Oradan alıp pası maçın hakemine yani gelmek Kaybeseydi, istiyorum. Atilla Karaoğlu'nu Kay, nasıl Kaybetse alkışlayacak, mıydı? Yalnız şunu Hocam söyleyeyim. her türlü kazanan kalacağı için sahada <laughs> kaybeden çıkıyor. Şunu da söyleyeyim yalnız. İmobilenin barışa vurduğu kırmızı kart. Hocam hepsine geleceğiz tek tek. Yani Kerem'in de Kerem'in Kerem çift sarıdan yani, atılması yani, durumu olabilirdi. Yani, Tabii bir, bastı bir bastı. olarak sırası farklı Kerem'in hocam. Kerem'e ilkini göstermedi. Ha, göstermedi. İkinciyi gösterdi. En, en çok korktuğum neydi biliyor musun? Bir ara spiker Ümit attı altı oldu diyecek diye çok korktum biliyor musun? Ay çok kötü eskidi. Süre yoktu. Ne, ya nereden neyi bağlıyorsun hocam? Hareketli bir sezon olacağı Evren hocam. Yok, İlk dakikalardan o... itibaren Ümit sinyallerini veriyor. Şey maçlarda kalmış. Sevgili Ümit Özat. Kupaları unuttuğu için maçlarda kalmış. Ya, olsaydı ne yapacaktın hocam? Ya, ne fark eder ki? Unuttum. Skor yani kupayı <laughs> alıyorsun. O sürenin en çok kupa kaldıran kaptanıyım. Ben kupayı nasıl unuturum ya? Ben unutsam kupa ben unutmaz yani. Tamam da sen, sen, senin ya. şansını söylemedim. Dedim ya Ümit Özat yani. Kim <laughs> atmıştı <60 gülüyor> diyorum demiştik. Peki. E, hakemi e, biraz konuşmak istiyorum. E, çünkü geçtiğimiz sezona gerçekten en çok damga vuran unsurlardan bir tanesi de hakem konusuydu Türkiye'de. Yani e, her maçın sonunda 15-20 dakika sağ içi konuşulduysa bir saat 2 saat hep hakemler konuşuldu. Var konuşuldu. Takdir hakları konuşuldu. insani hata mı? Çizgiler konuşuldu. O konuşuldu bu konuşuldu. Bütün bu yükün arkasından yani bu küfede sırtta bu küfe varken sezonun ilk maçı iki kritik camia, iki büyük camia. Neticede 90 dakikaya da uzatma her neyse sonunda kazanılacak bir kupa. Bu minvalde, bu sıcakta ve müthiş türbünler önünde gerçekten onu da söylemek lazım. Her iki camianın da taraftarları tam bir görsel şölen Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirdiler ki hep söylüyoruz. Herhalde hocalar da farklı düşünmüyor. Çok zor bir stat Atatürk Olimpiyat Stadı e, futbol motivasyonu açısından. ve ona rağmen gerçekten çok müthiş bir ambiyans vardı. En azından ekrandan geçen oydu. Ee, hocam sen de başlayayım. Atilla Karaoğlan nasıl buldun maçındaki içindeki inisiyatifleri, takdir haklarını, i̇lk, pozisyonları? İlk günden hakem konuşmak tabii ki doğru değil. Çok beğendiğim bir hakem değil onu sana söyleyeyim. Hani böyle bir ne vücut diliyle. Beğendiğim bir hakem var mı? Çok en beğendiğin hakem kim? Bu potansiyelde hakemler var. Eğer zihinleri karışmazsa, etkilenmezlerse, akılları başka şeylere çalışmazsa, baskı altında kalmazlarsa mutlaka yetenekli hakemler var. Ama eee Biraz sezon başı bir maç olması, Galatasaray Beşiktaş maçı olması. Ya, kaç tane kart çıktı ya? 10-12 tane kar çıktı herhalde değil mi? Çıktı çok kart çıktı canım. İnanılmaz yani. E, Dolayısı ha tempo, tempo ayak uydurdu mu, uydurdu. Ama e, ben Atilla Karaoğlan'ın ner hakemlik melekesini beğeniyorum. Ne de 9 sarı bir kırmızı. Ne de vücut dilini beğeniyorum yani. Kırmızı kart olur dedim sana zaten evet. devrede kesin bu maçta kırmızı kart olur dedim. Ama şöyle maç 5-0 bittiği için bu maçta konuşulacak en son şey Hakem. Hakem. Zaten 5'ten 5'ten 4'ten sonra kırmızı kart oldu. 4'ten sonra son oldu. son şeyde beşten oldu. 5'ten sonra ne oldu. oldu? Ya esas üç ama sıfır, ikili mücadelelere biraz üç şey verdi. kırmızı oldu zaten. Her sezon başı böyle yapıyorlar. İkili mücadele biraz imkan Tavir verdi. Verdi. Öyle olması lazım. Evet. Yani şöyle iki şeyde adam atıyor kendini veriyordun. Şimdi bunda vermedi başlangıçta. Böyle devam devam olması ettirdi. lazım. Oyunu devam ettirdi. Böyle olması lazım. Standart. Oyuncu da kendini standart. atmamalı. Bir de standartı konuştuk. Yani birine vermiyorsan aynısını diğerine de vermemesi. Mesela benim kendi adıma söylüyorum şahsi fikrim. Hatta sana da döndüm söyledim. Standartı var dedim. Aynı pozisyonları da vermedi ikisine de. Bu kadar şey konuştuk yalnız. Bir de Beşiktaş tarafından baktığın zaman da savunma hattı bir sağ bek bir sol bekle güçlendirilirse Beşiktaş fena bir takım olur. Ama Evren abi bu takım çok rahat pozisyon verir. 5-0 verir. Bu, bu yanıltmasın bak ben sana. Mesela abi, ilk yarı Rafa Silva oyunda yoktu. İlk Galatasaray'ı saymıyorum da Beşiktaş'ta da var. Semih hiç yok. Semih zaten geçen sene de oynadı 5 maç sonra kayboldu. Bugün Semih hiç yoktu oyunda. Kadro yine yani, iş bitirici bir oyuncu. Yani orada bir, sen, 11 olarak 11 olarak Beşiktaş'a da bakalım o zaman Beşiktaş'a gelmişken Mert, Koley, Paulista, Masuaku, Svensson, Musrati, Fernandez, Silva, Semih, Raşika, Raşisa kanatlarda. Yani orada mesela e, değişmesi değişmesi Ön gördüğünüz sezon içinde ya da transfer yapılacak bölgeler de var tabii. Bu üç mü olur, dört mü olur, iki mi olur? O tamam. Valla Beşiktaş'ı beş şey. bu galibiyet şey yapmasın sakın. Yani bu tabii, tabii. evet güzel Tam ama tersini ama hemen transferi lazım. yapması lazım. Beşiktaş'ın iki bek ne olursa olsun i̇ki bek. sıkıntı. Stoper bir bek tane alman lazım. Gibi zaten ben sana söyleyeyim. Masu yani, veteran gibi. Masu Akoyun bugün, bugün hiç zorlayamadı ama orada barışla falan başlasa hoca. Kafadan zaten aldı aldı gitti barış girdiği zaman pozisyon geri. Yani orada onu oraya bir transfer lazım. Koley. Orta, Kolej. Kolej orta Kole yine iyi mücadele ediyor ama bir tane stoper lazım iyi bir stoper. Aldılar mı zaten gerçi. Stoper aldılar. Rize'den aldılar. 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 Çaykur yani Rize'den. Yani herhalde herhalde Emirhan bir daha. Emirhan da ee, orada bir dipnot geçeyim. Emirhan'la ee, bir oyuncu daha vardı. Onları Bosna'da ilk ben oynattım. <laughs> Bosna, Bosna Ersek'te. Üçlünün sol stoperi de oynar. Orada, oraya mı transfer ettin? Zenika Çelik'te evet. oraya gelmişti. İlk ben oynattım onu. Üçlünün sol stoperi oynatmıştım. Ayakları temiz. İyi bir transfer yaptı diyorsun Beşiktaş'ta. İyi bir transfer yaptı. Biraz oyun içinde kendi kendine boğuşur. Bazen işte kötü gittiği zaman kendi kendine konuşur böyle. Tuhaf. Sağda. Sağda çok, da, çok da uzun bir transfer süreci. Tuhaf tuhaf şeyleri vardır. Ama... sesli konuşuyor yani. Tabii Kimden tabii kendi kendine konuşuyor. Bir gün dedim ki oğlum gel bakayım ne yapıyorsun? Kimle konuşuyorsun sen? Hocam diyor ben diyor bazen diyor böyle huylarım var. Kendi yani. Böyle kötü gitti mi böyle. Tabii bunlar mutlaka yenmiştir. Sende Rize, Rize Spor kaptanlığı yapıyor. Kolay bir şey değil. Ama ayağı temiz mutlaka alternatif olacaktır. Yani hatta belki ben sana bir şey söyleyeyim. Tabi sol bek çok kolay değil. Çıkmadan sol bek bile oynayabilir. Yani ben sana bir şey söyleyeyim. Tabi stoper olarak transfer edildi. Ben Hollandalı bir hoca var. Bak bu adamlar çok fleksibil adamlar. Sadece 4'le bağlı kalmaz bak Van Brokhorst. Bir bakmışsın üçlü de oynayabilir.